Annemin dediği gibi Ay'a gitmedim. Ondan çok daha uzağa gittim. Çünkü iki yer arasındaki en uzak mesafe zamandır. Ben oradayım. Az önceki replikler bana değil, sizi az sonra tanıştıracağım Tom Winfield'a ait. Umarım etkinlik hepiniz için keyifli geçiyordur. Çünkü biraz sonra keyfi çok da yerinde olmayan bir aileden, bir evden bahsedeceğim. Ve konuşmamın sonuna doğru da sizinle birisini tanıştırmak istiyorum ama ondan önce bahsedeceğim birkaç şey var. Dışarıdayken, bir sokakta yürürken, bir pencereden bir evin içine baktığınızda çok kısıtlı bir görüş alanınız vardır. Belki evin içindeki birkaç dekoru, belki evin içindeki birkaç insanı, belki açık bir televizyonu, eğer akşamsa evin içinden süzülen ışığı görebilirsiniz. Ama çok küçük ipuçlarıdır bunlar. Örneğin bir mutfak gördüğümüzü hayal edelim pencerenin içinden. Bir buzdolabı, üstlerinde rengarenk magnetler. Belki bu evde yaşayanların gezdiği yerlerden satın aldığı magnetler ve buzdolabını yapıştırmışlar. Belki bir ailedir. Ya da bir mutfak tezgahını düşünelim. Çok kirli, leş olduğunu düşünelim. Bir bekar evi olabilir. Ya da çok trajik bir şekilde ayrılmış bir çiftin bir haftalık bir fotoğrafı. Ya da bu kadar trajik olmaya da gerek yok. Bir çocuğun ailesi bir haftalığına tatil etmiştir. Ama şunu bir açıklık getirmek istiyorum. Dışarıdan baktığımızda bir ev hakkında elde edebileceğimiz bilgilerin en fazla bu kadardır. Yani biz en fazla o evde birisinin yaşadığını, belki çok küçük aile içi dinamiklerini, belki de evin boş olup olmadığını öğrenebiliyoruz. En fazla bu kadar. Aynı şey insanlar için de geçerli. Yine aynı şekilde dışarıdan baktığımızda, evet belki sosyoekonomik durumu hakkında, belki ait olduğu bir topluluk varsa bunları öğrenebiliyoruz ama bu da aynı şekilde sınırlı. Konuya dönecek olursam, evler, bu evlerin içlerine girmeden, yani ancak birisinin bizi misafir etmesi gerekiyor bu evlerin içini anlayabilmemiz için. Bizim evlerimizin içini anlayabilmemiz için. Ama bu maalesef mümkün değil. Birinin gelip anlatması gerekiyor. Ama sadece didaktik anlatıyla da olmaz. Böyle daha coşkulu bir anlatım gerek, değil mi? Hatta birisi karşımıza canlandırsa bunu. Bunu da gerçekçi bir yoldan yapsa. Bunu da sahneye taşıdığımızda tiyatro oluyor. Doğduğu gün de, bugün de tiyatronun hizmet ettiği asıl amaç bu. Başta bahsettiğim bir karakter vardı ya, o aslında bir tiyatro oyununda. Tennessee Williams'ın Sırça oyununda. Adı Tom Winfield. Bir kurgusal karakter ama kurgusal dediğime de bakmayın. Onunla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Belki babanızdır, belki her gün selamlaştığınız birisidir, belki bilmiyorum buraya gelirken kavga ettiğiniz birisidir. Tom Winfield bir evde yaşıyor ve şimdi sizi bu evin içine girmeye davet ediyorum. Oyunun konusu kısaca şöyle. 1930'ların sonunda Amerika'da geçiyor ve o dönemde çok ağır bir ekonomik buhran var. Ve bu ailenin en büyük çatışmasını yaratan şey baba evi terk etmiş. Tabii ki de geleneksel aile tiplerinden bahsedecek olursak baba evi terk ettiği anda ne kadar çok argüman oluşuyor. Yani gelir kim getirecek? Çocuklar küçük mü? Çocuklar kendine bakabilecek yeterlikte mi? Ya da anne mi çalışacak? Yani gelir dengesi nasıl sağlanacak? Bunlar nasıl çözülecek? Eğer oyunu tiyatroda izlediyseniz, oyunda çok puslu bir hava hakimdir. Yani böyle sanki bir sisten izliyormuşsunuz gibi. Bunun sebebi oyun Tom'un hatıralarından oluşmaktadır. Yani ara ara Tom örneğin bir olay yaşanır ve Tom ara ara öne gelir. İşte burada şöyle bir şey olmuştur gibisinden anlatılar, tiratlar yapar. Evimizde yani oyunda üç ana karakter var.
Birincisi anne Amanda, ikincisi Laura, onun kızı ve Tom Winfield, Laura'nın abisi. Amanda aslında düşündüğümüzde, o oyunun birazcık izlediğimizde anne profiline hiç uyan birisi olmadığını görüyoruz. Çünkü Amanda gençliğinde inanılmaz güzel bir kadınmış. Yani hatta güzelliği değil sadece olay. Birazcık da cilveli bir kadınmış. Yani hatta çocuklarına sürekli şu anısını anlatır. Bir gün Blue Mountain'da tam 17 görücü beni görmeye gelmişlerdi. Çoğu zaman oturtacak yer bile bulamazdık onları. Erkekler başında pervane olurlardı. Her istediği anında olan bir kadın ve aile evine girmesiyle, daha sonrasında kocanın evi terk etmesi, babanın evi terk etmesiyle hayat onu çok daha dirayetli yapıyor. Çok daha dominant bir karakter haline geliyor. Amanda'yı bir şeye daha benzetiyorum. O da ağaç bakan. Amanda mutlu değildir ve çoğu zaman insanlara bir şeyler söyler. Aslında mutlu olmadığını söylüyor ama çok farklı şekillerde, özellikle Tom'a bunu sürekli yansıtıyor. Örneğin Tom'un çok bencil olduğunu düşünüyor. Tom ise onun annesinin onu anlamadığını düşünüyor. Belki birazcık tanıdık gelmiş de olabilir. İkinci karakterimiz ise Laura. Laura oyundaki en kırılgan karakter. Evden neredeyse hiç çıkmaz. Hatta oyun adını Laura'dan alır. Laura'nın küçük sırça cam oyuncaklarından. Ve Laura'nın topal oluyor olması oyunun üstüne bir kara bulut gibi çökmüştür. Çünkü Laura öyle bir özgüvensizlik içerisine gidiyor ki okula gidemiyor, okula gitse başka bir şey yapamıyor, geri geliyor. Yani o kadar sıkışmış bir şey ki. Daha sonrasında ana karakterimiz Tom var. Oyunun başı için konuşmam gerekirse Tom bu oyunda hayali olan tek kişi. Hayallerini hala yitirmemiş tek kişi. Oyunun başı için. Tom ise çok aslında böyle sanata çok ilgisi olan bir karakterdir. Ayakkabı fabrikasının çalışmasına rağmen ayakkabı kutularının kapağına şiir yazıyor. Ve her akşam sinemaya gidiyor Tom. Ama çalıştığı yer bahsettiğim gibi bir ayakkabı fabrikası. Ve bunu sadece evi geçirmek için yapıyor. Aslında bıraksalar belki çok daha farklı şeyler yapmak isteyecek. Tom'u eve bağlayan tek şey, yani babası gibi evi terk etmekten alıkoyan tek şey Laura. Ben Laura ile Tom'u şeye benzetirim, hani sokakta yürürken yavru kediler gördüyseniz, bir de hava soğuksa birbirlerine yanaşırlar. O totolarından ısınmaya çalışırlar. Ama hala titriyorlardır ama birbirlerine sahiptirler. Tom'la Laura'nın ilişkisi bu yönde. Burada değinmek istediğim bir yer var. Benim için kişisel anlamda da çok önemli. Hani geçen hafta ya da geçen gün, dün, bu sabah, bilmiyorum bir ay önce, size böyle çok ters yapmış birisi vardı ya, böyle belki selamınıza cevap vermedi ya da belki trafikte çok sağlam önünüze kırdı. Çok terbiyesizce tabii. Bu kişi Tom da olabilir. Belki de oydu. Bu kişi Amanda da olabilir. Hikayelerini bildiğimizde durduğumuz taraf nasıl değişiyor? Ya belki Tom o leş ayakkabı fabrikasından çıkmıştı ve eve bir an önce varmak istiyordu. Ayaklarını uzatmak istiyordu. Kafası kazan gibiydi. Ama biliyor ki evde de huzur yok. Akşam sinemaya çıkıyor her akşam evde barınamadığı için. En sonunda önünüze kırıyor. Şey çok hoşuma gidiyor. Özellikle tiyatro düzleminde kimsenin hikayesi diğerinden daha değerli olmuyor. Oyuna geri dönecek olursam, oyun bu gergin ve çok huzursuz, kavgalı havasını oyunun sonuna kadar çok başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Hatta devam ettirmekle kalmayıp çok
günden güne, saniyeden saniye bu gergin sıkışık anın evdeki patlamaya giden yolculuğunu biz seyir halinde izliyoruz. En sonunda annesiyle Tom çok ağır, çok büyük bir kavga ederler ve Tom artık kapanmayacak yaralar açmıştır annesinde. Aynı şekilde annesi de Tom'da. Ve söylemeyecek sözler, dönülmeyecek yollara girilmiştir artık. Anne, Tom eşyalarını toplar, kapıya yönelir. Annesi der ki, nereye gidiyorsun? Tom der, yine sinemaya. Annesi gözlerinin içine bakıp der ki, git. İstiyorsan Ay'a git. Sen bencil, sen o bencilliğinle, o topal kız kardeşiniz, sen beni boş ver. Sen istiyorsan Ay'a git der. Ve Tom kapıyı açar. Dışarı çıkar. Ama o girdiği kapıdan bir daha içeri geri girmez. Tom oyunun sonunda evi terk eder. Ve en sonunda da seyirciyle şunu paylaşır. Annemin dediği gibi Ay'a gitmedim. Ondan çok daha uzağa gittim çünkü iki yer arasındaki en uzak mesafe zaman. Ben oradayım. Bir ayakkabı kutusunun kapağına şiir yazdığım için işten atıldım. Ondan sonra terk ettim Selmiris'i. Bir daha geri dönmedim. Ondan sonra adımlarım beni hep babamın yolundan götürdü. Sanki boşluktaydım ve var olmayan bir şey arıyordum. Gizip görmediğim yer kalmadı. Şehirler sanki ayaklarımın altındaki kuru yapraklar gibiydi. Bir zamanlar parlak renkli olan ama dallarından ayrı düşmüş. Bir yerlerde durabilirdim ama peşime düşmüş bir şey vardı. Hiç fark ettirmeden takip etti beni. Hiç ummadığım anlarda yakaladı. Belki tanıdık bir müziği andırıyordu. Belki bir sırça parçasıydı. Belki de ya yabancı bir şehirde kendime tanımadığım arkadaşlar bulmadan evvel bu. Daha sonrasında bir sokaktan geçiyorum. Orada bir vitrin görüyorum. Rengarenk. Çok gıcık oluyorum o vitrine. Rengarenk sırça cam parfüm şişeleri var. Hepsi sanki gökkuşağının renklerinden kopmuş da buraya düşmüş gibi. O anda aklıma Laura geliyor. Gözlerinin içine bakıyordum. Onu terk ettiğimi söyleyemiyorum. Laura, seni terk etmeyi denedim ama sanımdan çok daha fazla sadıkmışım sana. Sonra bir paketten bir sigara yakıyorum. Caddeye geçiyorum, bir bara oturuyorum. En yakındaki yabancıyla sohbete başlıyorum. Ama bunlar söndüğünde ortalıkta yabancılık falan kalmıyor. Bu dünyaya artık bunlar değil, şimşekler halinde atıyorum. Sen de söndün bunları. Hoşça kal.
az önce burada çok güzel bir şey oldu. Az önce bir eve daha girdik. Ve birisiyle daha gerçekten tanıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.